Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Tiroid bezinde kalmıştık en son. Hipofizi anlattık. Hipofizin tüm loblarındaki hormonları anlattık bir önceki videomuzda. Şimdi tiroid bezinden devam ediyoruz. Arkadaşlar, tiroid bezi bizim boğaz bölgemizde bulunan, yani nasıl diyeyim size, tam işte yemek borusunun bittiği yerde bulunan bir yapıdır arkadaşlar. İki parçalı bir yapıdır. Bunun üstünde de dört parçalı paratiroid bezi bulunur. İkisi zaten birbirine bağlı olarak çalışacak. Neden? Birazdan paratiroid bezini anlatırken söyleyeceğim. Peki tiroid bezleri ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor arkadaşlar? Öncelikle bundan bahsedelim. Tiroid bezlerinin içerisinde arkadaşlar folikül dediğimiz boşluklar vardır. Ve bu foliküllerde kandan alınan iyot biriktiriliyor. Bakın, iyot tiroksin hormonunun üretilmesi için oldukça önemli bir mineraldir. İyot eksikliğinde bazı hastalıklar ortaya çıkar arkadaşlar. Bu hastalıklardan da bahsedeceğim zaten. Tiroksin hormonu da bizim vücudumuzun metabolizmamızın hızı için oldukça önemli bir hormondur. Tiroid bezleri tüm omurgalı hayvanlarda bulunuyor arkadaşlar. Özellikle kurbağalar için de şunu söyleyeyim. Kurbağalarda metamorfoz, yani başkalaşım dediğimiz olayda oldukça önemli görevlere sahiptir. Tiroid bezi bizim için çok çok önemli bir bezdir. İlk önce bulunduğu yeri yazalım. Arkadaşlar, gırtlakta bulunur. Yani gırtlağın hemen üst kısmında bulunur. Onu yazalım. Gırtlağın üstünde bulunur. Yapısında folikül denilen keseler vardır. Bu keselerde, şöyle netliğimizi ayarlayalım. Bu keselerde kandan alınan iyot biriktirilir. İyot biriktirilir. Peki bu iyot ne için önemli? Bu iyot tiroksin hormonunun salgılanması için önemlidir arkadaşlar. Bizim tiroid bezlerimizin salgısını kontrol eden hormon hipofizden salgılanan TSH hormonudur arkadaşlar. Bu TSH hormonu hipofizden salgılanıyor, tiroid bezlerini uyarıyor ve tiroid bezlerinden de tiroksin hormonu salgılanır. Bakın, bir tane daha hormon anlatacağım size tiroid bezleriyle ilgili, kalsitonin. Kalsitonin salgılanmasında TSH hormonu etkili değil. Sadece tiroksinin salgılanmasında etkilidir. O zaman şöyle yazalım. Tiroid bezinden tiroksin salgısını TSH kontrol eder. TSH yani tiroid uyarıcı hormon, hipofizden salgılanan bu hormon kontrol ediyor arkadaşlar. Şimdi bizim tiroid bezlerinden salgılanan iki tane hormonumuz var. Bunlardan bir tanesi tiroksin, bir tanesi de kalsitonin. İlk önce A diyorum, tiroksinden bahsedelim. Daha sonra da arkadaşlar kalsitoninden bahsedelim. Şöyle A, tiroksin. Ne işe yarıyor tiroksin hormonu? Arkadaşlar, tiroksin en önemli özelliği yapısında iyot elementi bulundurması. İyot eksikliğinde tiroksin eksikliği yaşanır ve bizim vücudumuzda bazı hastalıklar ortaya çıkar. Birazdan o hastalıkları da söyleyeceğim. Arkadaşlar, tiroksin hormonu amino asit türevi bir hormondur. Yani protein yapılı ya da steroid yapılı değil, amino asit yapılıdır. Zaten amino asit de proteinlerin yapı taşı olduğu için hani dolaylı olarak protein yapılıdır diyebiliriz ama amino asit yapılıdır. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle yazalım. Yapısında iyot bulunur. Amino asit türevi bir hormondur. Diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar, bu arada tiroksin hormonu T4 hormonu olarak da bilinir. Hatta şöyle parantez içerisinde yazayım, T4 diye. T4 hormonu olarak da biliniyor arkadaşlar bu hormon. Temel görevi ise vücuttaki metabolizma hızının düzenlenmesidir. O zaman şöyle yazalım. Görevi metabolizma hızını ayarlamaktır dedik. Peki başka özelliklerine baktığımızda arkadaşlar,
Şimdi metabolizma ile ilgili olarak her şey gelecek aklınıza tiroksin düşündüğümüz zaman. Mesela diyelim ki bazal metabolizma halindeyiz, yani dinlenme halindeyiz. Bu bazal metabolizma halindeyken işte oksijen kullanımını tiroksin ayarlıyor. Daha sonra metabolizmanın yavaşlanmasını yine vücut ısısını arkadaşlar tiroksin ayarlıyor. Oldukça önemli bir görevi vardır. O zaman şöyle yazalım. Bazal metabolizmayı ayarlar diyelim. Bazal metabolizmayı ayarlar. Bazal metabolizma neydi? Bizim vücudumuzun vücut hızının veya metabolizma hızının minimum değerde olduğu metabolizmaya biz bazal metabolizma diyoruz. Yani bir nevi dinlenme metabolizması diyebiliriz arkadaşlar. Peki, başka özelliğine bakalım. Arkadaşlar, yağ dokusundan yağ asitlerinin oksidasyonunu artırıyor. Yani hücrelerindeki oksidasyonunu artırıyor. Ayrıca yine karaciğerde glikojen oluşumunu da engelliyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Yağ asitlerinin oksidasyonunu artırır. Glikojen oluşumunu azaltır. Şimdi metabolizmayı hızlandırdığı için mecburen bunu yapması lazım, değil mi? Zaten mantık olarak düşündüğümüzde glikojeni azaltacak, kandaki glikoz seviyesini artıracak arkadaşlar. Peki eksikliğinde veya fazlalığında ne gibi hastalıklar ortaya çıkar? Arkadaşlar, çocuklarda da yetişkinlerde de farklı özelliklere, farklı hastalıklara sebep oluyor. O yüzden ben bunu da yine şöyle çocuk ve yetişkin olarak ayrıca çocuklarda ve yetişkinlerde diyeceğim. Yetişkinlerde. Arkadaşlar, çocuklarda eğer az salgılanırsa metabolizma yavaşlıyor ve fiziksel ve mental gelişim yavaşlıyor, yani azalıyor. Yani çocuklarda da bir nevi ne yapıyor arkadaşlar? İşte mental geriliğe sebep oluyor. İşte cücelik olabilir. Buna bağlı olarak zeka geriliği olabilir arkadaşlar. Bunun gibi hastalıklara sebep oluyor. Biz bu hastalığa kretenizm hastalığı diyoruz. Bakın, çocuklarda az salgılanırsa kretenizm. Tabii bu şekilde yazılmıyor. Ben yanlış yazdım. Kretenizm hastalığına sebep oluyor. Bu da arkadaşlar ahmaklık, cücelik şeklinde kendini belli ediyor. Diğer bir ismi hastalığın diğer bir ismi ahmaklık söyleyemedim. Ahmaklık hastalığıdır. Ama bu çocuklarda cücelikte görülüyor arkadaşlar. Kretenizm. Buraya doğru düzgün yazamadım. Kretenizm hastalığıdır. Peki yetişkinlere baktığımızda arkadaşlar, yetişkinlerde ise farklı farklı etkilere sebep oluyor. Mesela yetişkinlerde az salgılanırsa, şuraya da fazla salgılanırsa diyelim. Fazla. Arkadaşlar, yetişkinlerde az salgılanırsa miksodema dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Peki nedir miksodema? Arkadaşlar, miksodema şu. Vücut aşırı yavaşlar. Çünkü ne yapıyordu tiroksin hormonu? Vücudun hızlanmasını sağlıyordu, değil mi? Metabolizma hızını ayarlıyor. Şimdi vücut aşırı yavaşlıyor. Metabolizma aşırı yavaşlıyor. Ve kişide sürekli bir halsizlik, sürekli bir yorgunluk, sürekli bir uykusuzluk. Daha sonra arkadaşlar kilo alma olayları görülüyor. Biz bu hastalığa miksodema hastalığı diyoruz. Genelde bunlarda bu saydığım özellikler görülüyor arkadaşlar. Buna ek olarak saç dökülmesini de yine ekleyebiliriz. Peki, eğer ki kanımızdaki iyot seviyesi azalırsa, bakın iyot azalırsa yine tiroksin de azalır. Tiroksin üretimi de azalır ve buna bağlı olarak arkadaşlar bir de guatr hastalığı ortaya çıkar. Şimdi guatr için hani tiroid bezinin fazla büyümesi veya TSH'ın fazla salgılanması sonucunda da pardon az salgılanması sonucunda da ortaya çıkar dedik. Burada ortaya çıkan guatr dış guatrdır. Peki nedir dış guatr? Arkadaşlar, tiroid bezleri sürekli vücudun dış tarafına doğru büyür ve boğazda, hani bu guatr hastalarının boğazında böyle bir şişkinlik oluyor ya, o şişkinliğe sebep olur. Biz buna dış guatr hastalığı diyoruz arkadaşlar. Bu dış guatr hastalığı işte kanımıza iyot verilerek veya işte tiroksin hormonu artırılarak azaltılmaya çalışıyor. Ama dış guatr hastalarının ameliyatla o tiroid bezlerinin alınması gerekebilir. Evet. Az salgılandığı zaman gördüğümüz etkiler bunlar. Peki
fazla salgılanırsa ne olur? Arkadaşlar, fazla salgılanırsa exophthalmic goiter dediğimiz ortaya çıkar. Exophthalmic goiter. Şimdi burada da fazla salgılanması sonucunda metabolizma hızı aşırı artıyor. Bakın, metabolizma aşırı artıyor. Peki metabolizma aşırı artarsa, aşırı hızlanırsa bu sefer ne olur? Arkadaşlar, bu kişi zayıflar. Yiyip yiyip kilo alamaz. Şimdi yiyip yiyip kilo almamak tamam, hepimizin bir hayali olabilir ama böyle bir hastalık da olmasın bence. Daha sonra göz yuvarlakları böyle gözün dışarısına böyle çıkmış gibi görülür arkadaşlar. Göze pörtlek pörtlek derler ya, aynı o şekilde olur. Gözü böyle pörtlek pörtlek olur. Daha sonra bunlarda yine kan basıncı artar, vücut ısısı artar, sürekli terleme görülür arkadaşlar. Bu kişiler, eğer böyle bir belirtisi olan kişiler varsa aramızda, mutlaka doktora görünmesi gerekiyor. Tabii sizin de böyle etrafınızda gördüğünüz kişiler varsa arkadaşlar, onları da söylemenizi tavsiye ederim. Bir de bir tane daha hastalığımız var arkadaşlar. Aslında o hastalık exophthalmic goiter'ın hani aynısı, sadece isim olarak şöyle yazacağım ben. Exophthalmic goiter'ın farklı bir adı Basedow hastalığı olarak da geçer. Basedow hastalığı veya iç goiter. İç goiter. Bu şekilde de geçiyor arkadaşlar. Yani exophthalmic goiter'a Basedow hastalığı da denilebilir, iç goiter hastalığı da denilebilir. Evet. Tiroksinle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer hormonumuza. Bir diğer hormonumuz neydi? Kalsitonin hormonu. İsminden de anlaşılacağı gibi vücudumuzdaki kalsiyum metabolizmasından sorumlu olan bir hormondur arkadaşlar. O zaman şöyle B yazıyorum, kalsitonin. Kalsitonin. Arkadaşlar, kalsitonin hormonu bizim vücudumuzdaki kalsiyum metabolizmasında görevli olan bir hormondur. Peki nasıl görevli? Şöyle. Bu hormon kanımızdaki kalsiyum seviyesi arttığı zaman o kalsiyumu düşüren hormondur arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyor? Kandaki fazla kalsiyumun kemiklere gitmesini sağlıyor. Yani kemiklerde depo edilmesini sağlıyor. Ya da böbreklerdeki kalsiyum geri emilimini azaltıyor. İnce bağırsakta, kalın bağırsakta yine kalsiyumun geri emilmesini azaltıyor arkadaşlar. Bu şekilde etkilerini göstererek kanımızdaki kalsiyum seviyesini normal değere düşürüyor. Eğer normalin üstüne çıkmışsa kalsitonin çalışıyor. Birazdan anlatacağım. Normal değerin altına düşmüşse de paratormon çalışacak. O zaman şöyle yazalım. Vücuttaki kalsiyum metabolizmasında görevlidir. Görevlidir. Kandaki kalsiyum miktarı artınca üretilir. Fazla kalsiyumun kemiklerde depo edilmesini sağlar. Ayrıca arkadaşlar, böbreklerden ve bağırsaklardan kalsiyum geri emilimini de azaltır. Böbrek ve bağırsaklardan kalsiyum geri emilimini azaltır. Evet, kalsitoninle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Kalsitonin deyince kandaki kalsiyum arttığı zaman ne yapıyor? Bunu azaltıyor diyeceğiz. Gelelim bir diğer bezimize. Artık arkadaşlar, üçüncü beze geçiyoruz. 3 diyorum şuraya, paratiroid bezi. Paratiroid bezi. Arkadaşlar, paratiroid bezi, bakın isminden de anlaşılacağı gibi tiroid beziyle bir alakası var. Nasıl bir alakası var? Tiroid bezinin hemen üstünde bulunan 4 tane böyle mercimek tanesi büyüklüğünde bir bezdir arkadaşlar. 4 parçalıdır bu bezimiz. O zaman şöyle yazalım. Tiroid bezinin üstünde bulunan 4 parçalı bezdir. 4 parçalı
Bezdir. Arkadaşlar bu bezden sadece parot hormon salgılanır. O yüzden ben sadece şuraya parot hormon diyeceğim. Parot hormon. Peki parot hormon ne yapıyor? Bu da kalsitoninin tam zıttı çalışıyor arkadaşlar. Zaten bizim vücudumuzda bazı hormonlar birbirine zıt çalışır. O hormonları en son söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi parot hormon ve kalsitonin. Kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesini azaltırken parot hormon kandaki kalsiyum seviyesini artırır arkadaşlar. Bu yüzden de ikisi önemlidir. Bakın parot hormon artırır. Bakın parot hormon artırır. Kandaki kalsiyum seviyesini artırır. Genelde böyle ben de çok karıştırırım bazen. Parot hormon deyince kandaki kalsiyumu artırır isminden çıkarabilirsiniz. O zaman şöyle yazalım. Kandaki kalsiyum seviyesini artırır. Peki bunu nasıl yapacak? Kalsitoninin tam tersi. Bakın kemiklerdeki kalsiyumun kana verilmesini sağlar. Ya da arkadaşlar böbrek ve bağırsaklardaki kalsiyum geri emilimini artırır. O zaman yazalım. Böbrek ve bağırsaklardan kalsiyum geri emilimini artırır. Böyle etkileri var. Bir de parot hormonun fazla salgılanması sonucunda arkadaşlar bazı hastalıklar ortaya çıkıyor veya az salgılanması sonucunda bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Onlardan bahsedeyim. Şimdi parot hormon eğer ki fazla salgılanırsa ne olur? Kandaki kalsiyum seviyesi sürekli artar, değil mi? Kandaki kalsiyum seviyesi sürekli artarsa ne olur? Bu kalsiyum böbreklere gider. Böbreklerdeki karbonat iyonlarıyla birleşerek kalsiyum karbonat yapılı böbrek taşlarını oluşturur arkadaşlar. O zaman fazla salgılanması sonucunda bakın fazla salgılanırsa böbrek taşlarını oluşturuyormuş. Böbrek taşları. Neden oluşuyor bu böbrek taşları? Çünkü kanda bulunan fazla kalsiyum böbreklere gidiyor. Böbreklerdeki karbonat iyonlarıyla veya işte fosfat iyonlarıyla birleşerek böbrek taşlarını oluşturuyor arkadaşlar. Peki az salgılanırsa ne olur? Az salgılanırsa bu sefer de kanımızda yeteri derecede kalsiyum olmaz ve buna bağlı olarak tetani hastalığı görülür. Tetani. Bu da arkadaşlar istemsiz kas kasılmasıdır. Kas kasılması. Aslında buna biz kas krampları da diyebiliriz. Eğer kaslarınızda böyle çok fazla kramp oluyorsa bu kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilir arkadaşlar. Veya parot hormon azlığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. O yüzden mutlaka yine tabii ki doktora görünmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi fazla salgılanırsa böbrek taşları, az salgılanırsa arkadaşlar tetani hastalığı ortaya çıkıyor. Böylece hem kalsitonini hem de parot hormonu bitirmiş olduk. Arkadaşlar bakayım burada söylemediğim bir şey var mı? Şöyle bir de homeostasi ile ilgili bir grafik, hani böyle bir kavram şeyi çizdim arkadaşlar size. Bu bizim homeostasimiz. Yani kalsiyumla ilgili homeostasi nasıl sağlanıyor buna bakalım. Diyelim ki kanımızdaki kalsiyum miktarı arttı. Hemen ne üretiliyor arkadaşlar? Kalsitonin. Bakın hipofizden TSH salgısı artıyor ama hani dedim ya direkt olarak kalsitoninle bilgisi yoktur. Sadece tiroid bezinin çalışmasını sağlar. Yani direkt olarak hani kalsitonin salgılansın demez. Tiroid bezini çalıştırır. Sonra kalsitonin miktarı artar. Kalsitonin arkadaşlar kandan kemiklere kalsiyum geçmesini sağlıyor. Kandaki kalsiyum miktarı azalıyor. Kandaki kalsiyum azaldığı zaman bu sefer normal değerin altına düştüğü zaman ne oluyor? Paratiroid bezi uyarılıyor ve parot hormon salgılanıyor. Bu parot hormon da kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyor. Bu durumda biz ne anlıyoruz? Bakın kalsitonin ve parot hormon birbiriyle zıt, yani antagonist çalışır. O zaman şöyle yazayım. Kalsitonin ve parot hormon antagonist. Yani birbiriyle zıt çalışır. Evet, bu şekilde tiroid bezini ve paratiroid bezini anlatmış olduk. Bir sonraki videoda böbrek üstü bezlerine geçiş yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.